Borsada yatırım hoş geldiniz değerli izleyenler. Efendim Borsa İstanbul'da uzun süreli 8 haftalık yükselişin ardından bu aralar biraz deyim yerindeyse tökezlenme yaşanıyor. Dolayısıyla herkes de soruyor ne olup ne bitiyor borsada. Tabii biz bu programda böyle kısa vadeli hareketlere bakmıyoruz genellikle ama yine de dönüp soracağız. Bugünkü konuğumuza borsada önemli iki sektör bankacılık ve sigortacılığı işleyeceğiz. Konumuz Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy. Övünç Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bu herhalde stüdyoya ilk gelişiniz. Evet. Bizim stüdyolarımıza hep ilk gelenlere soruyoruz güzel mi stüdyomuz diye. Renkleri beğendiniz mi diye. Gayet güzel, beğendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Girişte de söyledim biraz yani biz bu programda gerçekten yapmıyoruz böyle hani kısa vadeli indi çıktı vesaire falan onlarla çok ilgilenmiyoruz ki borsa yatırımı zaten böyle bir şey olduğunu evet. Sizlerin anlatımıyla uzmanların anlatımıyla biz de öğrenmiş bulunuyoruz ama yine de son dönemki hareketleri yatırımcılar merak ediyor. İsterseniz eğer isterseniz tabii çok kısa buna değinebilir miyiz? Son dönemdeki hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Tabii şimdi 2022 yılına bakmak lazım. Geçtiğimiz sene oldukça iyi bir performans sergiledi Borsa İstanbul. Yanlış hesaplamadıysam ben %187'lik bir getirisi var 100 endeksin. Doğrudur. Hatta Türkiye'nin ETF'lerine bakarsanız iki katına çıkmıştır geçen seneye göre. Evet. Dolayısıyla bu kadar yüksek ve bu kadar güzel bir performanstan sonra birazcık volatiliteye açıkçası sağlık açısından da ihtiyacımız var. Olacaktır. Her hiçbir şey tabii sürekli yükselmez değil mi? Bunu bir borsa yatırımcıların bunu iyi özümsemeleri gerekiyor daha doğrusu. Kesinlikle. Çünkü çok ciddi panik oldu yatırımcılar. Böyle ne oluyor diye değil mi? Yani ben dönüp baktığımızda tamam ya düşer. Çünkü yani çok kısa süre öncesine baktığımızda Eylül ayında benzer bir şey yaşadık. KKM açıklandığında geçen sene Şubat'tı galiba. Ocak ya da Şubat benzer bir şey yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşında benzer bir şey yaşandı ama her birisini de toparlayıp yoluna devam etmeyi bildi. Burada tabii ana temel konulara bakmak lazım. Başta ekonomi olmak üzere değil mi? Tabii yani, onlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii yani oynaklık olabilir her zaman. Biraz da orta ve uzun vadeli düşünmekte fayda var borsaya bakış açısı olarak. Biz tabii şimdi borsanın geldiği seviyeler oldukça yüksek seviyeler. İşte 2022 yılında 2.94 dolardan kapattık. Aslında bakarsanız hani 22 Mart 2018'de 2.97 dolardı. Yani ondan sonraki en yüksek ikinci yükseliş oldu. Zirvemiz ama 5.1 dolar. 5.1 2013 yılında test etmiştik orayı. Tabii oraya doğru da gideceğiz. Ama tabii bu bir zaman meselesi. Evet. Dolayısıyla tabii bu yolda bir takım hani inişler çıkışlar olabilir. Ama tabii orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılar için borsada her zaman fırsat var. Çünkü mesela fiyat kazanç oranlarına biz bakarız borsada. Şu anki seviyeler 6.6'da fiyat kazanç oranları ki bu 10 yıllık ortalamanın oldukça altında yani 9'larda 10 yıllık ortalamamız. Dolayısıyla hala fırsat var ve İşte ben de çok pahalı hani yani burada bir ayrım yapılmadığını düşünüyorum. Yani bazen soruyor borsa çok mu yükseldi? Ben dönüp bakıyorum işte fiyat kazanç oranı baktığımız ilk şey. Orası öyle demiyor. Evet. Rakamlar bunu söylemiyor. Yani tarihsel ortalamalarda siz hatırlattınız sağ olun. Evet. Peki bu çok pahalandı, çok yükseldi söylemleri nereden geliyor? Birazcık da bu psikolojik olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü temel tarafa baktığımız zaman gerçekten 2022 yılında şirket karlılıklarının arttığını görürüz. Her çeyrek bir önceki çeyreğin daha üzerinde bir performans sergiledi şirketlerimiz. Çünkü bu Türkiye'nin büyüme modeli de zaten biliyorsunuz ihracat odaklı bir model. Şirketler de bundan fazla faydalandılar. Kur da zaten bayağı bir dengede gitti. Bunların hepsi pozitif yansıdı. Şirketlerin marjlarına pozitif yansıdı. Dolayısıyla bu da beraberinde yüksek hisse performansını getirdi. Yani oldukça normal. Kazanç arttıkça fiyat kazanç oranı düştü. Kesinlikle. Onun için hala geldiğimiz seviyeler bence yüksek olmakla beraber hala fırsatlar var. Tabii ki seçici olmak lazım. Biz bunu borsada hep söylüyoruz. Yani acaba yani daha çok mesela bir takım hisseler vardı. Hani isim verilmez ama çok konuşulduğu için Sasa, Hektaş vesaire gibi onların FK'ları falan da çok yüksek. Çok yükseldiler gerçekten. Şimdi acaba bunlardan mı yola çıkarak söyleniyor ama geri kalan yani mesela bu yani BIST 30'a baktığımızda 100'e baktığımızda böyle bir veya resimle karşı karşıya olmuyoruz değil mi? Evet. Ya böyle bir resmi biz görmüyoruz açıkçası. Hı. Hala cazip olduğunu görüyoruz. Bir de geçen seneki açıkçası yükselişte daha çok yerli yatırımcılar aktifti. Yabancı yatırımcı yoktu. Hatta yabancı yatırımcılar 4 milyar dolarlık satış yaptı çıktı 2022 mi? Genelinde. Evet. Şimdi böyle bir tabloda düşünsenize bir de yabancı yatırımcının geldiğini. Gelir mi peki? Neden gelmesin? Sonraki sorularda vardı ama yani. Şimdi 2018'den özellikle beri, şimdi seçime yönelik beklentiler değil mi? Satın alınacaktır. Şimdi, önümüzde seçim var ama yani şimdi yabancı yatırımcıların pozisyonuna bakarsanız 2018'den beri satıcılı pozisyondalar. Evet. Toplamda 11 milyar dolara yakın bir satış yapmışlar. Seçim sonrasındaki o atmosfere de bakacaklardır. Yani yatırım iklimi için uygun bir politika izlenecek mi? Nasıl bir şekillenecek? Kimler gelecek? Bunların hepsi önemli. Evet. Ama orada borsaya artı yazabilecek bir potansiyel olarak duruyor yabancı yatırımcı. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Peki siz 2022 yılında hangi sektörler özellikle öne çıktı? 2023 yılına yönelik beklentileriniz, bu yıla yönelik beklentileriniz nelerdi? Sektörler açısından bakın. Sektörler açısından bakarsak hiçbir sektör kaybettirmedi dolar bazında. Hiçbir sektör kaybettirmedi. Ama çok daha öne çıkanlar var. Çok daha öne çıkanlar var. Bunların başında ulaştırma geliyor. Hava yolları özellikle. Bunun yanında hizmet sektörü geliyor. Bunun yanında madencilik geliyor. Elektrik geliyor. Bunlar %150'nin üzerinde dolar bazında getiri sağlayan sektörler. Evet. Burada tabii belli unsurlar var. Neden bunlar ön plana çıktı? Bir kere pandemiyi geride bıraktık. Evet. Pandemiyi geride bırakınca tabii belli bir onun getirdiği bir ferahlama ve daha fazla yolcu sayısının artması, özellikle ulaştırma tarafında, hizmet tarafında daha fazla insanlara hizmet alışverişleri. Bunların hepsi tabii ki ertelenmiş talep gibi yani. Ertelenmiş talep kesinlikle. Bir yandan elektrik tarafına baktığımızda, enerji tarafına geldiğinde bakarsak doğalgaz fiyatlarının arttığını görürüz. Enerji ihtiyacının olduğunu görürüz. Savaş kaynaklı Rusya-Ukrayna gerilimi de arttı. Bir de bunun getirdiği bir göç de oldu ülkemize biliyorsunuz. Evet, evet. Bu da tabii ekstradan ulaştırma endeksini destekledi, ulaştırma hisselerini destekledi. Tabii Antalya'nın yarısı Rus, yarısından Ukrayna. Aynen öyle valla. Bu tüketimi de arttırdı değil mi ülkemizdeki? Tabii, tüketimi de arttırdı. Zaten biz diğer ülkelerden ayrıştık biliyorsunuz. Biz büyümeye devam ettik ülke olarak. Evet. Bizim izlediğimiz strateji daha farklıydı. Diğer ülkelerde ne oldu? Küresel tarafta merkez bankaları faiz arttırmaya başladılar ve resesyon kaygıları bir anda ortaya çıktı. Biz bunları yaşamadık. Söylemleriniz içerisinde gerçi biz olumluyuz, pozitif beklentimizi koruyoruz dediniz ama bu yükselen trend, Borsa İstanbul'daki yani bu son 1-2 haftalık tökezlemeyi saymazsak trende yönelik olumlu beklentimiz sürüyor dediniz. Nasıl bir beklentiniz var? Ne kadar olumlu olur? 2022'ye göre değerlendirirsek nasıl olur? Şimdi kısa vadede önümüzde son çeyrek bilançoları var. Kısa vadeyi konuşursak 2022 yılının son çeyrek bilançoları geldik ve oldukça güçlü bilançolar bekliyoruz. Karlılığın 3. çeyreğe göre daha da artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 4. çeyrekte düşmesi bekleniyordu karlılıkların değil mi? Ama konuştuğumuz şirketler bize pozitif dönüşler yapıyorlar. 3. çeyreğin de üzerinde bir kar olacağını gözüküyor birçok şirkette. Hem banka tarafında hem de sigorta, hem banka sigorta artı sanayi tarafında. Sanayi tarafında. Bundan sonra neye bakacağız? Ondan sonra önümüzde seçim var tabii ki. Yani seçime kadar belli bir oynaklık olabilir. Sert düzeltmeler olabilir. Şu 10 günde bile bunları yaşadık. Evet. Bir gün bu yaşananlar vardı. Size seçimle bağlantılı mı? Bu mini türbülans diyebileceğimiz. Ya burada tabii biraz kar satışları da oluyor. Herkes pozisyonunu ayarlıyor. Şimdi senenin başındayız. Fonlar pozisyonlarını ayarlıyorlar. Daha iyi yerlerden maliyetlenmek istiyorlar. Bunun da etkisi var. Ama tabii bu daha senenin başı. Daha çok erken. Dediğim gibi öncelikle bilançolara bakacağız. Ondan sonra 1. çeyreği konuşacağız. Tabii bir de seçim sürecimiz var. Orada anketlerin çıkması bunlarla belli bir oynaklık getirecektir ister istemez. Geçmişte de olmuştur bu zaten. Daha sonra da seçimden sonra da zaten makroekonomik politikanın nasıl şekilleneceği borsa için bence belirleyici olacak. Evet. Şimdi Övünç Bey daha çok iki sektörü konuşacağız. Bir tanesi bankacılık, bir tanesi sigortacılık. Özellikle sigortacılık üzerinde durmak istiyorum. Çünkü gerçekten burada da hani çok da fazla konuşulmayan bir sektör ama önemli de bir sektör. Önce bankacılıktan başlayalım. Tabii. Şimdi bankalar 2022'de çok ciddi kar ettiler. İşte bu enflasyon endeksli kağıtlar özellikle bu karda en önemli rolü oynuyordu. Şimdi bu yıla bakıldığında, 2023'e bakıldığında aynı karlılık beklenmiyor. Yani bu bir söylem bu ama doğru mu? Doğru bir söylem mi? Şimdi tabii sektör verilerine baktığımız zaman en son Kasım ayı yayınlandı. Sektörün karı yıldan yıla 5 kat artmış. Şimdi oldukça yüksek bir artış. Dolayısıyla bir baz etkisi de olacak yani burada. Yani 2022'de artış değil mi? Tabii 2022'de 2021'e göre Kasım baktığımız zaman oldukça yüksek bir artış. Bizim de beklentimiz zaten bu yönde. 5 kat artması yönündeydi. Şimdi bu kadar yüksek bir artıştan sonra bir daha bunun üzerine koyabilmek kolay değil. Dolayısıyla bu baz etkisinin de var. Aynı zamanda 2022 yılının özelinde baktığımız zaman bankaların enflasyondan oldukça iyi para kazandığını görürüz. Çünkü TÜFE endeksi menkul kıymet taşıyorlar. Evet. Bu da portföylerin, TL portföylerinin yaklaşık %66'sına işaret ediyor. Oldukça yüksek bir oran bu da. Ve bundan da oldukça fayda sağladılar. Çünkü enflasyonda her ay yükseldi. Yükseldikçe de bunlardan daha fazla getiri elde etti bankalar. Ama şimdi, 2023'te olmayacak aynı enflasyon. 2023'te belki bu sene kadar enflasyon olmayacak. Öyle gözüküyor tablo. Zaten baz etkisiyle düşme hareketi başladı. Çoktan başladı yani. Onu da zaten hissediyoruz. Ama bu kağıtlar aynı zamanda faiz de yaratıyorlar. Faiz gelirlerini destekliyor. Yani sadece burada olay çift enflasyon değil. Getiri sağlıyor. Tabii ki çift taraflı sağlıyor. Birleşik getiri sağlıyor. Dolayısıyla belki 2022 yılı kadar gelir elde etmeseler de yine yakın seviyelerde bir gelir elde etmesi olası. Evet. Bu da banka karlarını destekler. Merkez Bankası faizi devam ediyor. Aradaki marş yani o Merkez Bankası'ndan alınan fonlamayı kullanıyor bankalar. Orada da bir marj var değil mi? O da devam edeceğini bekliyor musunuz? Tabii o da önemli. Çünkü fonlama maliyetleri aşağı geldi. Oldukça aşağı geldi bankalar için. Ama şu anki hani tabloya bakarsanız biraz kredi getirilerinin aşağıda, mevduat faizlerinin daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Evet. Bu da tabii çok uzun vadede sürdürülebilir değil. Açıkçası. Bu taraf hani birazcık karlılık adına olumsuz yansıyabilir. Özellikle ilk yarı yılda. Ama sonrasına bakmak lazım. Şimdi kredi hacmi de artarken mevduat yüksek, mevduat faizi yüksek, kredi faizi daha düşük. Şu mevcut politika bunu gerektiriyor. Bireyselde %30 civarında ortalama diyebiliyorum. Ben ticaride %15 civarında. Evet. Ticari taraf daha düşük, doğru. Ticaride tabii büyük. Bireyselde çok kayıpları yok gibi duruyor. Çünkü yani 22-23 civarında. Mevduata göre doğru. Yani makas daha açıkçası ticari tarafta daha kötü durumda biraz daha ama bireysel tarafta daha yakın. Evet. Daha yakın. Dolayısıyla bunun bir etkisi olacak bankalar için ama şöyle Kârı düşürücü etkisi olacak ama şimdi biz seçimden sonraki durumu açıkçası şu an kestirmemiz oldukça zor. Yani mevcut politika devam edecek mi, etmeyecek mi veya işte yeni strateji ne olacak gibi düşündüğümüz zaman belki de seçim sonrasında hacim de artabilir, kredi hacmi de artabilir. Bu sefer hacim tarafından da destek gelebilir. Yani sadece makası düşünmek de yetmiyor. Bir de hacimsel etkiye de bakmak gerekiyor. Bir de burada tabii liralaşmanın etkisi de var. Yani şimdi biliyorsunuz gelen regülasyonlarla beraber TL mevduatların da payı artmaya başladı sektörde. %50'nin üzerinde şu an. Döviz mevduatında orada çözülme görüyorum ben. KKM'de de çözülme var. Evet. Sektör verileri onu söylüyor. Buradan beklersiniz. TL mevduata ciddi geçiş veya borsaya ciddi giriş beklersiniz. Borsaya geliyor zaten. Çünkü burada aslında yatırımcının getiri arayışı var. Zaten biz bunu 2022 yılında da gördük. Bu da endeksi destekledi. Yani sadece artan şirket karlılıkları sadece karlılıklar değil aynı zamanda getiri arayışı. Bunun yanında tabii küresel piyasalardaki gelişmeler de etkiledi. Ama son dönemde çok geliyormuş gibi durmuyor. Yani yanlış hesaplamadıysam ben 20 milyar doların üstünde son 2 ayda bir çözülme var. Bir kısmı da KKM'den de çok ciddi bir oldu. Son haftalarda ama bizim milletimiz tabii şeyi de seviyor. Biliyorsunuz kıymetli madenleri de seviyor. Biraz oralara da geçiyor. Kendi içinde de aslında altın da hareketlendi biraz. Altında da hareketlilik var. Orada da yükselme var. Dolayısıyla sadece hani değil, döviz içerisinde de pozisyonlanma değişiyor. Orada bir de altın sertifikası çıktı biliyorsunuz. O da borsada işlem görüyor. Evet. O da bayağı bir tarafa da kayıyor. Oraya da kayboldu tabii. Kendi içinde de değişti. Opsiyon benzeri yatırım araçları da devreye girdiği söyleniyor. Yani orada rakam öyle görünse bile yani tüm paranın orada çözümünün tümünün TL'ye geçmediği söyleniyor. Ne derece doğrudur? Yani tabii bütün şeyleri göremiyoruz tabii. Her türlü veriyi göremiyoruz ama yani şunu söyleyebilirim. Burada hani bir liralaşma yönünde bir motivasyon var. Merkez Bankası da bankaları bu yönde yaptığı regülasyonla getirdiği regülasyonla teşvik ediyor. Bankalarda baktığımız zaman işte son çeyrekten beri, işte Aralık ayı, Kasım ayı, bu aylarda da TL mevduat toplamak için bazı bankaların faizlerini yükselttiğini gördük. Hı hı. Ve birçok banka %50'yi aşma gayreti içerisindeydi ve bunu başardılar da. Hı hı. Yani büyük bir aslında şu anda sisteme baktığımız zaman TL mevduatların ağırlıkta olduğunu, yani tasarrufların genelinin TL'de olduğunu söyleyebilirim. Hı, tabii. Daha çok da Merkez Bankası özellikle yaptığı düzenlemeler bunu zorluyor. Evet. 80'e 20 gibi bir konuşmalar var. Yani ne derece doğrudur bilmiyorum ama amaç o falan. Hatta yani dövizde eksi faiz olabilir gibi konuşmalar da var. Yani siz götürüp 100 dolar bankaya koyduğunuzda, evet, 98 dolar alacaksınız gibi. Avrupa'da kısa süre önce yaşadık bunu. Kısa sürede yaşadık ya, bizde onun olacağını ben zannetmiyorum. Zaten faizler sıfıra yakın açıkçası. Hı. Yani. Farklı bir şey yaparlar. Bir de şunu gördük. Yani dövizden de açıkçası para kazanılmadı. Son 6 aya bakarsak kurun, TL dolar kurunun oldukça sabit çok hareket stabil ettiğini, çok stabil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada da yatırımcıların esas arayışı tabii reel getiri arayışı. Hı-hı. Burada da borsa daha çok tercih edildi son dönemde. Ve hani dövizden ziyade, KKM'den ziyade daha çok borsanın tercih edildiğini, borsadaki bu yükselişin, evet, ana nedenlerinden bir tanesi, evet, de bu dediniz. Peki bankacılıkta başka kalemler, başka rasyolar var mı? Banka yatırımcısı için hangi rasyolar, evet, önemli, hangi kalemler önemli, neye baksınlar? Vallahi açıkçası biz en çok TL Kredi Mevduat Bankası'na bakıyoruz. Hı. Aslında bu bankanın nasıl iş yaptığını gösteriyor. Kredileri nasıl fiyatladığını, mevduatı, hı, nasıl fiyatladığını gösteriyor. Aradaki marj. Tabii aradaki marj. Bu 2022 yılında 1,4 puan açıldı. Oldukça olumluydu bankalar adına. Çünkü fonlama maliyetleri aşağı geldi. Hı. Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla. Bir de bunun yanında komisyon yaratımına bakıyoruz bankaların. Komisyon büyümesi, faaliyet giderlerinin büyümesini ne kadar kompanse etmiş? Bu da çok önemli. Mesela 2022 yılında komisyonlar 2 katına çıktı. Oysa faaliyet giderleri yaklaşık %88 büyüdü. Ve burada bankaların iyi komisyon yarattığını, iş yaptıklarını görüyoruz. En önemli kriterler bunlar. Tabii bunların hepsi günün sonunda sermaye getirisine geliyor. Sermaye getirisine geliyor. Kâra yansıyor. Koyduğunuz sermayeden ne kadar kâr etmişsiniz? Günün sonunda buraya bakılıyor. Oraya baktığımız zaman da %42 sermaye getirisi var 2022 sonunda. Öz sermaye getirisi. Öz sermaye getirisi. 2021 sonunda da %30'lardaydık. %30'lardan %42'ye kadar çıkmış olan bir sermaye getirisi var. Peki bankalara göre değişiyordur tabii. Sizin yaptığınız çalışma, yayınladığınız raporlarda hangi bankalar öne çıkıyor? Bizim beğendiğimiz, açıkçası biz özel bankaları beğeniyoruz. Kamuda da yine seçici olmak için üzere beğendiğimiz bankalar var. Daha çok ama ön plana çıkarttığımız Akbank ve Yapı Kredi. Akbank'ta özellikle kaldıraçın, yani borçluluğun düşük olması, kaldıraç oranının düşük olması büyümeye işaret ediyor. Aynı zamanda bankanın iyi fiyatlama yaptığını görüyoruz. Ve sermaye getirisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun için biraz Akbank'ı ön plana çıkarttık. Yapı Kredi'deki kesinlikle. Yapı Kredi'yi keza beğeniyoruz. Orada da yine çok proaktif bir aktif kredi ve mevduat fiyatlaması var. Bunun yanında hani bankanın gerçekten bir değişim süreci içerisinde karlılığını arttırdığını görüyoruz. Komisyonlarda biraz önce bahsettiğiniz komisyon geliri ve giderler arasındaki fark dediğiniz oranda hangi banka daha iyi? Orada da yine Yapı Kredi ön plana çıkıyor. Yine Garanti Bankası da orada yine çok iyi komisyon üretiminde. Evet. Yani aslında özel bankalar gayet iyi bir iş çıkarttılar. Bildiğimiz kadarıyla özel bankalar zaten birbirine çok yakın. Çok yakın, çok yakın. Yani ayrışmalar çok minimal seviyelerde aslında. Ama bir kısmında kaldıraç oranı düşük. Daha az borçla daha verimli çalışıyorlar. Bir kısmında da gerçekten makası yönetmek çok iyi. TL Kredi Mevduat Makası'nı iyi yönetiyorlar. Ondan dolayı ön plana çıkıyorlar. Evet. Bu şekilde ayrışıyorlar. Anladığım kadarıyla 2023'ten de bankacılık adına umutlusunuz. Umutluyuz. Bu hisse performanslarına da benzer şekilde yansır diye düşünüyorum o zaman. Ya yani şimdi hani 2022 yılında %6 civarında bir BIST 100 üzerinde bir performans sergiledi bankacılık. Bence yeterli değil. Hani fiyat kazanç ve fiyat defter değerlerine baktığımız zaman defter değerinin %60'ında işlem görüyor bankalarımız. Hani biz 2022 yılında bir olduğunu, tam defter değerine geldiğini de gördük bazı bankalarda. Yani ki bunlar 3.2 ile 3.7 ile satılan bankalar değil mi? Evet. Onları da gördük. Zamanında. Zamanında onları da gördük. Kesinlikle. Yani buralar hala bence cazip seviyeler. Evet. Hatta biraz sabırlı olmak lazım. Çok geride kaldığını söyleyen geçtiğimiz yılda bu borsanın rally döneminde söyleyen çok uzman var ki rakamlara bakarak söylüyorsunuz. Kesinlikle. Yani biz zaten bu bankacılıkta bir rally hep bekliyorduk. Yani uzun yıllar bekledik. Son 6 ayda bu performansı gördük. Yani bundan sonra da sürdürülmemesi için bir neden yok. Ben görmüyorum yani. Dediğim gibi de yabancı yatırımcı gelirse üstüne bu da perçinler zaten. Yabancı yatırımcının zaten tercih ettiği sektörlerden birisi bankacılık. Evet. Kesinlikle. Peki biz şimdi sigortacılığa geçelim. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Çok da konuşulmayan bir sektör. Ama dönüp baktığımızda ben şöyle özetlersem, biraz sigortacılıkla da içli dışlı bir gazeteciyim. Şimdiye kadar sigortacılar bir şekilde karları nasıl iyi oluyordu? Mali karları da vardı. Yani İşte mesela trafik sigortasında teknik kar diyorlar onlar. Oradan kazanmasalar bile mali karları olurdu. Oradan kazanırlardı. Ekonomi iyi olduğu zaman zaten işleri iyi giderdi ve oradan kazanırlardı. Ama bu sene her ikisi de kötü oldu. Geçtiğimiz sene içerisinde. Çünkü faiz geliri yok. Faiz düşüktü. Diğer taraftan da yani işte mesela otomobili düşünürsek, otomobil fiyatları yüksek, hasar ödemesi yüksek, yedek parça yüksek, sağlık keza öyle, hastane ücretleri yüksek. Hasar ödemeleri çok fazla oldu yani. Dolayısıyla sigorta şirketleri için kötü bir yıl geçirildi denilebilir galiba. Evet, siz ne dersiniz ve bundan sonraki süreçte nasıl olacak? 2022 yılı iyi bir yıl olmadı. Onu söyleyebilirim sigortacılık açısından. Özellikle elementer, bunu ayıralım. Yani hayat ve emeklilik dışında kalan, oraya biz elementer diyoruz. Evet. O grupta iyi geçmedi. Bunun tabii belli nedenleri var. Bir tanesi asgari ücret zamlı yılda 2 defa yapıldı. Biliyorsunuz bir yıl sonunda, bir de Temmuz'da yapıldı. Bu maliyetleri arttırdı. İşçilik maliyetlerini arttırdı. Bunun yanında kur etkisi oldu. İşte 8'den 18 hareketi yaptığı zaman yine yedek parça maliyetleri arttı. Hasar maliyetleri. Hasar ödemeleri arttı. Bir de tabii ki pandemi sonrası artan rahatlama, işte trafik frekansındaki yükseliş. Bunların hepsi açıkçası olumsuz yansıdı. Trafik kazaları arttı yani. Kazalar arttı. Dolayısıyla ödemeler arttı, tazminatlar arttı, tazminat yükleri arttı, karşılık yükleri arttı. Şimdi biz açıkçası 2023 yılın sigorta yılı olacağını düşünüyoruz. Ön plana çıkartıyoruz sigorta şirketleri. Kötünün geride kaldığını söylüyoruz biz burada. Kötü geride kaldı diyorsunuz. Bunun aslında altında yatan en önemli unsur, zaten biz kendi hayatımızda da hissediyoruz. Poliçe fiyatlarının geçmiş senelere göre baktığımız zaman 2-3 katına çıktığını görüyoruz. Bu trafik sigortasında da böyle, kaskoda da böyle, sağlık tarafında da böyle. Trafikte bir tavan var galiba. Değil mi? Orada var. Da şu an hani ayda %4,5 zam geliyor trafik sigortalarına. Bazen de tek seferlik zamlar yapılıyor. Yıl içinde bazen 2 defa yapıldığı oluyor. Serbest piyasa. Öyle söyleyebilirim yani. Ama yine de zararda şirketler. Yani trafik tarafında zarar devam ediyor. Ama kaskoda kâra geçtiler artık. Son bir yılda 5,8 milyar liralık bir zarar görünüyordu. Geçen senenin ilk 2 çeyreğinde göre işte, yıllık olarak bakalım. O ilk 2 çeyrek zaten bayağı kötüydü. En önemli nedeni de dediğim gibi asgari ücret zamlarının etkisi oldu. Aynı zamanda kurun etkisi oldu. Ama hani biz bu sene başlangıcında bir yüksek poliçe fiyatlaması ya da gelen zamlar, şimdi bunların artık faydasını görecek şirketler. Yani bunları toplamaya başlayacaklar. Bu karlarını arttıracak bu etki. Bu pozitif olacak. Aynı zamanda alınan bir takım regülasyonlar vardı ve bunlar sigorta şirketlerinin lehine gerçekleşti. Mesela iskonto oranı dediğimiz, işte bu tazminatları hesaplarken kullanılan yasal oran %22'ye yükseldi. Bu %14'lerdeydi. Bunun etkisinde karşılık giderleri azaldı şirketlerin. Mesela bu yine pozitif. Bundan sonra kâra yansıyacak, olumlu. Tabii kâra yansıdı ve yansımaya devam ediyor. Bundan sonrası için. Aynı zamanda şirketler de kendilerini pozisyonlandırdılar. Mesela zarar eden branşlarda pazar paylarını düşürdüler. Önlem aldılar. Daha karlı büyümek için stratejiler geliştirdiler ve bunların hepsinin aslında kaymağını 2023 yılında yiyecekler diye düşünüyoruz biz. Burada da hani en ön plana çıkarttığımız Aksigorta var. Neden? Burada Aksigorta zaten 2022 yılını zararla kapatacak gibi gözüküyor. Henüz daha sonuçlar gelmedi ama en azından 9 aya baktığımız zaman zarar pozisyonunda. Burada bir kâra dönüş söz konusu olacak 2023 yılında. En azından şu anki veriler onu gösteriyor. Bizim beklentilerimiz de bu yönde. Bir kâra geçiş olacak. 2 sermaye arttırımına gitti şirket. Dolayısıyla sermayesi güçlendi. Son gelen regülasyonlarla ekstradan sermayeye destek oldu. Ve karlı branşlarda sürdürülebilir bir büyüme stratejisi var. Hangi branşlar onlar? Bunların en önemlisi kasko tarafı. Kasko çünkü karlı bir branş ve burada pazar payı kazanan aslında karını da arttırmış oluyor. Bunun yanında trafikte pazar payını azalttı. Sağlık tarafında büyümek için Sabancı ile bir şirket kurdular. Onun muhakkak karlılığa etkisi olacak. Belki yakın vadede değil ama uzun vade, orta ve uzun vade etkisi olacak. Tüm bunlar aslında hani Aksigorta'yı biraz da diğer rakiplerine göre ön plana çıkartmamızı sağlıyor. Peki bu mali karlar konusuna değinmiştik. Yani evet, mali karları düştü. Faiz oranlarında da çok yükselme bekleniyor. Yani gerçi mevduat faizleri yükseldi. Onlar da mevduatta değerlendiriyorlar ama orayı nasıl görürsünüz? Orada mali karlar yerini bulacak mı yoksa hala orada? Portföyler tabii büyüdü. Çünkü trafik sigortasından veya diğer sigortalardan toplanan fonlar aslında belli bir kısmı şirkette kalıyor. Trafikte %40 civarında en azından 1-2 sene şirkette kalıyor ve bu da portföyü geliştirmesini sağlıyor şirketin. Burada da konumlandırma önemli. Yani portföyü siz nasıl yapıyorsunuz o önemli. Biz hani sigorta şirketlerine baktığımız zaman TL mevduatın payının nispeten azaldığını görüyoruz son bir senede. Orada da aslında bir getiri arayışı var. Aynı yatırımcılar olduğu gibi. Sonuçta bir portföy yönetiyorsunuz. Hisse senetlerinde yatırım yaptılar son dönemde. Eurobond aldılar. Ki o da bayağı bir pozitif yansıyor portföylere. Bunun yanında ÖST aldılar, özel sektör tahvilleri aldılar iyi yerlerden. Dolayısıyla herkes portföyünü çeşitlendirmek ve getiriyi arttırmak üzerine çalışmalar yaptı. 2023'te de buradan da yine destek olacağını biz düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Açıkçası. Aksigorta'nın dışında diğer Anadolu Sigorta var, Türkiye Sigorta var. Hayat tarafını dokunmuyoruz. Orası başka diyorsunuz. Hayat ve emeklilik tabii farklı. Evet. Orası ayrı bir hikaye. Evet. Onu da konuşuruz şimdi. Evet. Yani Anadolu Sigorta'yı da beğeniyoruz. Türkiye Sigorta'yı da beğeniyoruz. İşlerinde Aksigorta'yı biraz ön plana çıkarttık. Model portföyümüze ekledik en azından. Evet. Hem değerleme açısından hem de işte zarardan kâra geçmesi bir hikaye olacağını düşünüyoruz orada. Bunun yanında peki yine bankacılık için sorduğumuz aynısını soracağım. Hangi rasyolara baksınlar yatırımcılar? Sigortacılık dendiğinde bize 2-3 rasyo verebilir misiniz? Daha kolay yatırım için. Yani şunlara bakıp aşağı yukarı bir resim ortaya çıkarabilirsiniz. Bundan bir tanesi hasar prim oranı. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Yani yazılan primlerin ne kadar hasara dönüşüyor. Burada aslında sigorta şirketinin ne kadar kabiliyetli olduğunu, ne kadar seçici olduğunu, müşteriyi ne kadar tanıdığını gösterir bu oran. Tabii ki belli hasarlar var. Onları önceden kestirmeniz güç. Ama yine de hani bu biraz da bilginin yönetilmesi, hani gelen verilerin, big data'nın yönetilmesi. Hasar prim oranı o açıdan önemli. Ne kadar düşükse o kadar iyidir. Bunun yanında bir kombine oran diyoruz biz sigortacılıkta. Kombine oran seviye olarak %100'ün üzerindeyse şirket zarar ediyordur faaliyetlerinden. %100'ün altındaysa kar ediyordur. Şimdi kombine oran nasıl oluşuyor? Ödenen hasarlar, ödenen komisyonlar, acente komisyonları, faaliyet giderleri, karşılık giderleri, bunların hepsinin toplamını net primlere bölüyorum. Ve bu ne kadar? %100'ün altında mı, %100'ün yukarısında mı? Yani ödenen primler, toplanan primler ne kadar giderleri karşılıyor, ne kadar karşılamıyor. Ne kadar karşılamıyor gibi. Dolayısıyla biraz şirket ne kadar karlı, ne kadar değil. Mesela, esas faaliyet karı yani. Faaliyet için konuşuyoruz zaten. Burada portföy yok. Mesela 2022 yılına baktığınız zaman bu oran %135. Yani faaliyetlerinden sigorta şirketleri zarar etmişler. %35 zarar etmişler. Evet, zarar etmişler. Biz bu sene bunun geriye çekeceğini, %100'lere yakınsayacağını düşünüyoruz. Daha iyi bir sene geçireceğini düşünüyoruz sigorta şirketlerinin. Bilançolarda bu görülüyor değil mi? Tabii. Hasar ve gelir oranı. Hasar prim oranı. Hasar prim oranını hesaplayabilirsiniz. Hasar giderleri, işte karşılık giderleri, bunlar hepsi zaten bilançolarda var. Ödenen komisyonlar. Yani bunları karşılaştırırsanız ortalama bir şey çıkar karşınıza. Ama dolayısıyla günün sonunda biliyorsunuz sermaye getirisine gidecek her şey. Evet. yani öz kaynak getirisi. Öz kaynak getirisi, aynen. Ona bakmak lazım. Sermayeye göre koyduğunuz öz kaynaktan ne kadar kar etmişsiniz? Ne kadar kar etmişsiniz? %17 civarında sigortacılıkta şu an baktığımız zaman. Düşük. Düşük. Bu sadece kar eden şirketlerin. Bankacılığa göre vesaire. Bankacılıkta 42 dediniz. 2022 kötü geçti zaten. Evet. Onun için diyoruz. Ama 2023'te bütün her şey tersine yukarıda 30'lara yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Yıldız sektörlerden birisi olur mu? Olur. Evet. Peki banka dışı sektörlere baktığımızda biraz da onlarla ilgili bilgi verirseniz seviniriz. Banka dışı hangi sektörlerde önemli bir performans bekliyorsunuz? Vallahi açıkçası biz 2023 yılında gıdanın, içeceğin, turizmin, sigortacılığın, bunların ön planda olacağını bekliyoruz. Aynı zamanda diğer sektörlerde, bunların dışında kalan diğer sektörlerde, otolar olsun, işte petrokimya olsun, tekstil olsun, bunlar da seçici olmak kaydıyla belli beğendiğimiz hisseler var. Bunları sizlerle paylaşayım. Mesela Tüpraş'ı beğeniyoruz. Rafineri marjları oldukça iyi gidiyor. 2022 yılda oldukça güçlüydü. Evet. Biz 2023'ün ilk çok yüksekti. Ve 2023'ün ilk yarı yılında da bunun en azından 2023'ün ilk yarı yılında devam ettiğini bekliyoruz. Dolayısıyla model portföyümüzde. Bunun dışında mavi giyim mesela beğeniyoruz. Evet. Orada da tabii bir talep var. İç talep oldukça güçlü. Fiyat farkından mı o? Neden öyle mavi giyimde? Bu yıl neden öyle yani? Yani yılların tekstil şirketi ama. Tabii 2022 için, bu yıl derken 2022 için baktığımız zaman bir tabii pandemi sonrasında da bir talep oldu. Bir yandan tabii enflasyon olduğu için ülkede biraz talep de öne çekildi. Hani giyime de bakarsanız, giyim tarafında fiyatların sürekli artması aslında yatırımcı diyeyim insanların psikolojisinde şimdi alayım. Hani daha sonradan zaten zamlanıyor. Öyle ama yani bir ay sonra gittiğinizde fiyatı %10-20 yukarıda buluyorsunuz. Kesinlikle. Bu şirketler biliyorsunuz artan enflasyonu fiyatlarına yansıtabiliyorlar zaten. Evet. Bu da aslında marjları korumalarını sağlıyor. Biraz da bunun da etkisi oluyor. Bir taraftan da yani yabancı markalarla da arada çok büyük fark var. Ona da dikkat ettim. Ben mesela bizim Türk markalar var, işte Collins Mavi gibi. Diğer yabancılar da işte bir pantolon 3.000-4.000 liraya satılırken bizimkilerde 500-600 lira, daha kalite olarak da arasında öyle bir fark da yok yani. Herhalde ondan kaynaklı da olabilir mi diye. Şimdi yani kalite olarak zaten iyi kalite. Kalite olarak gayet güzel. İşte orada üretim tabii maliyetlerini ne kadar ayarlayabildiğiniz de önemli. Ne kadar manevra alanınız olduğu da önemli. Bunu mavi cins iyi yapmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani onda birkaç tane daha programda söylendi bu şirket. O yüzden üzerinde durdum bu kadar. Yani tabii değerleme olarak da cazip. Yani ona bakıyoruz. Yani biz sadece şey değil, hikaye olarak değil, değerleme olarak bakıyoruz. Hem değerleme hem de hikaye birleşirse zaten o en ideal olan şey. O zaman da zaten onu öneriyoruz biz müşterilerimize. Burada da hani tekstil sektörü. Tekstil dediğiniz mavi. Tekstilde en çok onu beğeniyoruz. Maviyi beğeniyoruz. Şişeyi beğeniyoruz mesela, Şişecam'ı. Ki hani döviz pozisyonu var. Güçlü de döviz gelirleri var. Ve bir de büyüme hikayesi var burada. Özellikle ABD tarafında. Yani bunların hepsi yine bilançolara olumlu yansıyacak. Güçlü karlılık gelecek diye düşünüyoruz. Şişecam zaten Türkiye'nin çok önemli şirketlerinden birisi haline geldi. Ve geçen bölgesel ve global çaptaki yatırımlarıyla da. Bir de bütün ürünleri karlı. Yani ürün gamını çok iyi yönetiyor. Beni şaşırtan bir şirket gerçekten. Şişecam'ın yönetimi vesaire. Özel sektör de değil biliyorsunuz yani. Kamu da değil ama bir taraftan çok güzel bir yönetim var. Ben yani çok beğeniyorum gerçekten. Rekabetçi. Çok iyi rekabet ediyor. Turizmden kastınız şey mi? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları. Orada zaten artan yolcu sayısı ortada. Rusya-Ukrayna kriziyle beraber gelen göçmenler, çevredeki jeopolitik risklerden kaçanlar, yani yolcu sayısı devamlı artıyor. Bir de maliyeti iyi yönetiyor şirket. Yani bunun da verdiği ve ağını devamlı geliştiriyor. Filosunu genç tutuyor. Bunların hepsi, yönetim gayet iyi. Bunların hepsi aslında birleştiği zaman Türk Hava Yolları'nı daha da kâra geçiriyor. Her çeyrekte 2022'de gördük. Önemli galiba. Rekabet gücü çok arttı. Yani benzerleriyle, batıdaki benzerlerine göre çok daha fazla yolcu sayısını artırmış. Çok daha fazla uçuyor, çok daha fazla karlı. Destinasyonlar çoğaldı. Bir de Rusya bu krizle beraber zaten Rusya'dan direkt buraya gelmeleri gerekiyor yolcuların, biliyorsunuz. Buradan dağıtılıyor. Bir hap görevi görüyor şu an İstanbul Havalimanı. Burada tabii Türk Hava Yolları birinci sırada zaten. Bir oto dediniz. Otoda Doğuş Oto'yu beğeniyoruz. Doğaş'a beğeniyoruz. Tabii burada şey var. Yükselen bir talep var içeride. Zaten talep herkesin malumunda, araç bulunmuyor. Araç bulunsa zaten peynir ekmek gibi gidecek. Burada Doğaş tabii değerlemesi de cazip. Maliye Bakanı diyor ya, niye düşürüyorum ÖTV'yi? Zaten araç bulamıyorsunuz. Çok ciddi bir şey. Yani talep var çünkü. Yani ihtiyaç da var. Yani doğal ihtiyaç var. Bazı şeyler sadece yatırım içinde alınmıyor. İhtiyaçtan dolayı. Aracınız eskiyor, nüfus çoğalıyor. Bir şekilde ihtiyacınız var yani. Onu beğeniyorsunuz en fazla diyorsunuz. Doğaş öneriyoruz. Peki Ford Otosan yatırımları var ya, Ford'un yatırımları var. Onlar hani etkili olmaz mı önümüzdeki döneme ilişkin? Tofaş benzer şekilde. Ya Tofaş'la Ford da bizim beğendiğimiz şirketler arasında, ama Doğaş daha ön plana çıkarttı. Tabii ki şimdi dediğiniz gibi yani Ford Otosan zaten dünya devi bir şirket. Romanya'da fabrikası var, üretim yapıyor. Hem içeride hem dışarıda başarılı olan bir şirket. Ki hani bakıyoruz araç satış sayılarında da rekorlar kırılıyor. Hem Tofaş'ta hem Froto'da. Yani her ikisinde de potansiyel var. Ama biz hani biraz daha değerleme için daha cazip olduğu için biz içinden bir tanesini seçiyoruz yani. Seçmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Seçtik onu. Gıda için ne dersiniz? Hangi şirketler? Ya gıda tarafında açıkçası hani biz şunu gördük 2022 yılında özellikle market zincirleri işte fiyatlara enflasyonun etkileri yansıtabildiler. Karlarını koruyabildiler. Zaten yani bütün dünyada enflasyon ortamı varsa parakende sektörü, gıda sektörünün iyi performans getireceği beklenir. Gıdadan kastınız o mu? Perakende ve gıda perakendeciler yani. Gıda perakendeciliğini tabii onları ön plana çıkarttık biz. Geçen sene de bizim model portföyümüzde vardı. İşte BİM'i beğeniyorduk mesela. Migros'u beğeniyorduk. Bunları ön plana çıkarttık. Bence 2023'te de yine aktif olarak. Bunlar devam edecektir. Bence devam edecekler. Bence devam edecekler. Peki saydığımız unutmadık değil mi? Başka var mı? Bunlar var. Sigortada söyledik, Aksigorta'yı söyledik, bankaları söyledik. Geniş işledik sigortacılığı ve bankacılığı. Çok sağ olun. Yani biz bundan sonraki özellikle yılın başı olduğu için yine altını çizme babında 2023 beklentiniz, Borsa İstanbul 2023 beklentiniz belki rakamsal olarak nedir? Belki sektörleri de saydınız esasen. Sektör olarak bir şey beklemiyoruz ama seçim var. Seçim dediniz ki seçim öncesi türbülanslar oynaklık olabilir. Ama genel beklentiniz iyi mi? Nereye kadar gider dolar bazında ve TL bazında? Vallahi açıkçası dolar bazında gideceğimiz yer 5 dolar 10 sent. 5.1. Zirvemiz orası belli. Ama o yol uzun olabilir. Yani bunu 2023'te oraya ulaşacağımız çok emin değilim. Hani olabilir de tabii ki. Ama 2023 biraz dalgalı bir sene olacak gibi. En azından seçimlere kadar oynaklık hızlı olacak. Sert düzeltmeler olabilir. Yatırımcıların buna hazır olması gerekiyor. Bir de şu da var yani 2022 yılı iyi geçti. Güzel kar edildi. Bu karları da korumak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Onun için çok da fazla maceraya da gerek yok ve pozisyon alacaksanız da seçici olun. Seçici olun. Daha çok rapor yazılan ve araştırma birimlerinin tavsiye ettiği hisseler üzerinde yoğunlaşın. Maceraya girmeyin çok yani. Çok aşırı yani 2022 yılı güzel bir seneden sonra bence çok böyle aşırı maceraya girmeye gerek yok. Çünkü piyasa şartları dediğim gibi. Ama şöyle böyle söylerseniz anlaşılmaz mı buradan? Çıkın kenarda bekleyin diye anlaşılabilir. Çıkın kenarda diye bekleyin diyemem. Çünkü gerçekten iyi getiri var borsada ve biz bunu zaten 2022 yılında test ettik ve gördük bunu. Herkes reel getiri arayışındaydı ve Borsa İstanbul bunu verdi. Bundan sonra da verecektir. Zaten hani bizim istediğimiz şey borsanın gelişmesi ve yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artması. Hisse senetlerini sevmeleri. Sermaye piyasalarının gelişmesi. Kesinlikle biz geçmişte de bunu söylüyorduk. Şimdi de bunu söylüyoruz ama belli dönemler vardır. Ne alırsan al deriz. Gider. Ya her türlü çünkü öyle bir atmosfer vardır ama belli dönemler vardır. Seçici olmakta fayda vardır. Bu yıl seçici olmak yılı diyorsunuz. Bence seçici olmakta fayda var ve araştırma bilimlerine daha çok güvensinler. Daha çok önerileri dinlesinler. Temeli kuvvetli, döviz pozisyonu güçlü, ihracat yapabilen şirketlerin tercih edilmesi her zaman dileğimizdir. En azından turbulans zamanında o kadar çalışıyoruz üzerinde diyorsunuz yani bir işe yarasın. Biz de çalışıyoruz yatırımcılarımız için. Çalıştığımızda. Sizin raporlara kolay ulaşılıyor mu? Ulaşılıyor. Evet. Nasıl ulaşacağız? Oyak Yatırım müşteriyseniz zaten. Müşterisiyseniz ulaşıyorsunuz. Evet. Müşteri değilseniz Oyak İnternet sitesinden ulaşabiliyor muyuz? İnternet sitesinden biz daha çok müşterilerimize birebir de müşterilerimize iletiyoruz raporlarımızı. Peki 100 liralık hesap açsak olur mu? Yeterli. Tabii ki. O zaman basit yani çok fazla bir şey yok. Ha 100 lirayı size vermiyoruz yani hesap açıyoruz yani tabii ki. Yatırımcı sayısı da bayağı arttı bu arada. Arttı. Yani o da çok bence mutluluk verici. 3.6 milyonda en son oraya kadar geldi. 3.8'e kadar geldik. Yani 2018'den beri baktığımız zaman 4 kat bir artış var. Yani inanılmaz rakamlar. Oldukça da mutluluk verici. İnşallah böyle devam da eder. İşte bu hareketler sert olunca biraz panik havası vesaire bu hava büyümezse eğer devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii sermaye piyasaları ülke ekonomisi için çok önemli. Ülke ekonomisi için de önemli. Sermayenin tabana yayılması için de önemli. Büyümenin halkın tüm kesimlerine yayılması için de çok önemli. Bunu Avrupa böyle başarmış, Amerika böyle başarmış, gelişmiş tüm ülkeler böyle başarmış. Petrolü, doğal gazı olmayan tüm ülkeler böyle başarmış kalkınmayı. Kesinlikle. Bizim de yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diye bir şey var. Ben de hani gönülden buna inanıyorum, sermaye piyasalarına. O yüzden bir kez de ben söyleyeyim dedim. Sizinle aynı yoldayız yani. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim borsada son dönemlerde küçük türbülansların olduğu dönemde bizi bugün Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy bilgilendirdi. Kendisiyle ağırlıklı olarak bankacılık ve sigortacılığı konuştuk ama tüm sektörleri ve Borsa İstanbul'u masaya yatırmaya çalıştık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.